seni çok seviyorum, anladın mı? Ben seni çok seviyorum, çok. Ben de seni çok seviyorum, tamam mı? Ben de seni çok seviyorum, anladın mı? İsterseniz törene başlayabiliriz. Şahitlerimiz de burada. Poyraz Ali Özgür'ü eş olarak kabul ediyor musunuz? Kadın suratına tükürdü suratına. Daha ne yapsın acaba? Yok. Bundan sonra Poyraz'ın adını ağzına almayacaksın. Tamam mı? Ağzına almak yok. Bitti. Bitti. İyi misin kuzum? Hadi hepiniz için. Sağ ol. Nurcan abla. Ay. O oğlanla bir evlen. Bir evlen. Annen yok dersin soran olursa. Öldü dersin. Öldü gitti. Bitti. Ay bu kız beni öldürecek. Hakkımı helal etmem. Eğer o kızla evlenirsen babaanneni yok say. Aliye teyzem bir durur musun lütfen? Bak tansiyonunu ölçtürmemiz lazım. Tansiyonu falan yok. Çık. Aliye babaanne bak ölçsün tansiyonlar bir baksınlar. Ya sen de kalabalık etme bir şeker şuradan. Şuraya bak. Herkesin ayarı bozuldu. Herkes gergin. Gitti. Huzur muzur yok artık. Ay. Ay. Aslında var ya, bence yakışıyorlar ha. Poyraz ve Haziran, yılın çifti, Poyhaz. Evlenememişler, nikah yarıda kalmış, mesaj geldi. Ne olacak, sonradan evlenirler. Öyle kolay değil o işler, Zeynep ile Aliye teyze izin vermez. Öf, yenmek yenilmek değil ki mesele ya. Maksat eğlenmek, anlamadın mı şunu? Senin için öyle olabilir Batucuğum ama benim için hiç öyle değil biliyor musun? Bir iki gün üzüleceksin, sonra bir bakmışsın. Poyraz aslında bir takıntıdan, alışkanlıktan başka bir şey değilmiş. Kola gibi düşün. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Hiçbir şey bilmiyorsun. Var ya, bir gün biri çıkacak karşına. Seni böyle yumuşacık edecek. Böyle krem karamel gibi keşkül mutluluğu. Tabii tabii, sen anlatmaya devam et. Şeytan kim? Yani tabii bu
derin bir mevzu. Dini kitaplara falan da danışmak lazım. Batuhan, dalga geçme. Başın mı belada senin? Düzgün konuş. Düzgün konuşayım o zaman. Ne oldu öyle iki gün beraber takıldık diye kanka mı olduk seninle yani? Ha? Beni anlayabileceğini mi düşünüyorsun? Nasıl ki günün sonunda ben seni anlayamıyorsam sen de beni anlayamazsın. Öyle her şeye burnunu sokma düğme burun, tamam? İçeride gereksiz tepki verdim. Kusura bakma. Yo, yani önemli değil. Sen nasılsın, iyi misin? Biricik. Yani şu durumda bile mi ya? Yani bravo gerçekten. Biricik, saçmalama. Sizin hiç utanmanız yok değil mi? Ya bizim yakınlarımız içeride ne durumda, siz hala baş başa kahve içmenin derdindesiniz ya. Yani bu hayat gerçekten sizin gibi insanlara güzel. Tamam çocuklar, tamam. Hadi bu kadar olay yeter ama artık, hadi. Ama ben size yapacağımı biliyorum. Biricik. Ya sen benim yüzüme bakar mısın bir? Yani sevgilimi öpüyorsun, benim yüzüme bakmaya mı utanıyorsun? Yemezler. Alper, hadi oğlum evinize gidin siz de, hadi. Siz bekleyin. Çok az kaldı. Bekleyin, siz göreceksiniz. Gel kızım. Gel kızım, tamam hadi. Önemli bir şey yok. İstediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Evde dinlensin. Geçmiş olsun. Sağ olun. Bak, gördün mü? O kız yüzünden hastanelere düştüm. Düşünüp durma artık şunu. Onun yalancı olduğunu sen de bal gibi biliyorsun. Keşke bana yalan söyleyen tek kişi olsa. İyidir işte. Delilik yapmış. Sahte hastalık mı olur? Cahil. Ben İdil'den mi bahsediyorum sence? Babaanne, sen bunu bana nasıl yaptın ya? İdil'in bana böyle oyunlar oynamasına nasıl izin verdin sen? Ben böyle bir evlat mı oldum senin için? Bunu mu hak ettim ben senin gözünde? Akılsız, ne hallere düştük ya? Nereden nereye geldik? İnanamıyorum gerçekten. Anne dur, bağlayayım beni. Gel, bırak. Benim düştüğüm hatalara düşme istedim. Belki yanlış bir yol istedim. Bilmiyorum. Ben senin anneni. Anne, ben burada mutluydum. Mutlu olabilirdim. Evet. Bir yıl. 2 yıl. Sonra Zira. Sonra. Benim tek derdim senin iyi olman. Bu yüzden bu kadar çırpınıyorum. Anladım, bir tek şey istiyorum. Sen iyi ol istiyorum. Ben her şeyi akıl edemeyebilirim. Doğru. Yanlış yaptım. Ama neden yaptım biliyor musun? Hiç kimsenin seni üzmesini istemediğimden. Senin gözündeki bir tek damlaya benim tahammülüm yok.
Ziren geçecek bunların hepsi. İnan bana. Nasıl oldu anne? Babaannen nasıl? İyi olacak herhalde. Çok seviyor seni babaannen. Annen kızdı mı çok sana? Siz de kavga ettiniz mi? Annen senin iyiliğini istiyor. Babaannen de senin iyiliğini istiyor. Biz şu an evli olabilirdik. Nasıl bir evde oturacağımızın hayalini kuruyor olabilirdik. Herkesten uzakta balayında olabilirdik. Hepsi olacak. Biraz da sabır sadece. Nasıl olacak Poyraz? Biz ne yapsak olmuyor. Kaçıp gidelim desek o da bir çözüm değil. Ailelerimiz böyle davrandıkça hiçbir şey olmayacak. Olacak. Olacak. Onlar hep böyle olamaz ki. Olmamalı. Benim artık buna sabrım kalmadı. Ben şimdi bu andan sonra hep seninle birlikte olmak istiyorum. Ben de istiyorum sevgilim. E olacağız da zaten. Hem bak ben sana bir söz verdim değil mi? Bizi hiç kimse ayıramayacak dedim sana. Ve hiç kimse de ayıramayacak. Bunun için bir mucize olması lazım. Haziran biz onlarla savaştıkça bir yere varamıyoruz. Varamayacağız da. Barışamıyoruz da. Ya keşke anneni karşıma alsam, seni ne kadar sevdiğimi söyleyebilsem, ikna edebilsem ona. Keşke ben de babaanneni ikna edebilsem, ona böyle kalbimin içini gösterebilsem. Ama nasıl? Ya ben meydandayım ama bakın el kaldırıyorum. Ah tamam, gördüm sizi, bakın buradayım. Merhaba, ben Biricik. Buyurun kızım, nasıl yardımcı olabilirim? Kim bilir, belki ben size yardımcı olurum. Ama isterseniz önce böyle sakin sakin oturup konuşabileceğimiz bir yere gidelim. Olur. Anne yavaş, sıkı tutun istersen. İyiyim, iyiyim, merak etme bak. Ay nerede kaldı bu? Kim, Sadık mı? Zeynep. Nasılsın aşkım? Geçmiş olsun bir tanem. Latif, hadi evimize gidelim. Anne. Sen nasılsın Haziran kızım? Ya ben uyumak istiyorum. Hadi götür beni. Görüşürüz. Dur. Haziran bak bu konu kapandı. Bir daha böyle saçmalıklar yapmanı istemiyorum. Yani nelere sebep olduğunuzu görün işte. Hadi Latif gidelim. Evet. Ay, ay. Ömrümüzden ömür gitti, ömür. Zaten daha ne kadar yaşayacaksan bundan sonra.
Babaanne bir dinlenseydin, şimdi evi toplamanın zamanı mı? Neriman gelecek, Neriman. Biz onunla sohbet ederiz. Ben yalnız değilim. Hadi sen git. Ya ben seni bırakıp nereye gidiyorum bu halde? Ne zamandır benim sözlerim dinlenmiyor bu evde? Ha? Ya sen benim yaşıma da mı hürmet etmiyorsun evladım? Neriman gelecek diyorum. Biz onunla otururuz. Yalnız değilim. Hadi git, git. İyi, tamam. Ay ya bak. Sakın o kızın yanına gideyim deme. Zaten bu saatten sonra eğer gidersen yazıklar olsun sana da. Öleyim ben de, öleyim daha iyi. Ben dükkana geçeyim o zaman. Ya Melisa, tamam bir hata yaptık da ama yani hayatımız boyunca da bunun acısını çekmemize de izin vermeyeceğim. Bunu bil. Kolay gelsin sana. Sen şimdi mi açıyorsun dükkanı? Niye? Ne zaman açayım ki? Ya şey hani en çok sabah geliyor ya insanlar sana. İşte kimse gelmiyor artık. O yüzden sorun yok. Allah. Başka açacak kimse yok mu yani hani? Kim var mesela? Ha, Biricik var. O şimdi birazdan gelir. Birini çalıştıracak paramız mı var? Melisa. Hah. Hoş geldin Fuat abi. İçecekleri şuraya bırak, ben alırım. Çok makyem birikmiş. Patron izin vermiyor. Önce borcunu ödesin diyor. Öyle şey olur mu Fuat abi? Tamam, benimkine yazın. Bir kere de karışma Alper. Ben konuşurum onunla. Bir iki günlük bırak. Kusura bakma. Bana verilen talimat bu. Sen öde, ben yine gelirim hemen. Haydi, kalın sağlıcakla. Alper, görüşürüz. Melisa, ya yardım etmek istiyorum. Bırak yardım edeyim sana. Yardım etmek istiyorsan git Alper. Şimdi git. Görüyorsun değil mi başıma gelenleri? Ben onun bir damla gözyaşına dayanamam. Sen de seviyorsun değil mi onu? Ben tabii ki seviyorum. Babaannemi ikna edemedik ama bir şekilde onun annesini sevdirebilirim herhalde kendimi. İkna ederim. Pes etmek yok yani zorba. Devam. Hadi bakayım. Oo, bu fotoğrafçılık aleminin harcanan yeteneği Poyraz değil de kim acaba? Zeki. Hangi rüzgar attı seni? Hala çektiğim fotoğrafları sen kendine mi saklıyorsun? Önce onu söyle. Evet. Söyledim ya, satılık değil. Konuştuk bunu zaten. Yazık ediyorsun kendine. Ama saygı duyuyorum buna. Kafa dinlemeye geldim diye iki günlüğüne. İzole ettim kendimi. Şurada kalıyorum. Aa, iyi, hoş geldin o zaman. Oteli biz işletiyoruz. Bir şey ihtiyacın olursa ararsın beni. Nasıl ya? Hayırlı olsun. Ama gel diyorum. Derginin baş fotoğrafçısı ol. Bütün kapak fotoğraflarını sen çek gerekirse. Ama sen bu küçük adaya hapsediyorsun kendini. Yazık ediyorsun kendine. Yine denk geliriz Zeki sen. Bir şey ihtiyacın olursa ara sen beni. Tamam. Zorba. Senden başka kime dert yanacağımı bilemedim. Seni o kadar çok özlüyorum ki. Bazen kendimi o kadar yalnız hissediyorum ki. Annem düşman oldu bana. Aşkıma. Belki kendince haklı sebepleri vardır, bilmiyorum. Aslında Poyraz'ı tanısa, onun o yumuşacık kalbini bir görse, sen olsan hemen anlardın. İnsan sarrafıydın ya. Buraya teyzeyi de ikna ederdin. Ayrettiğini. Keşke ben de yapabilsem.
Sen hep derdin ya anneanne. Seven insan en güçlü insandır diye. Ben de öyleyim. Ben öylesine seviyorum ki bu odayı yerinden bile oynatırım. Sen o yüzden bakma benim böyle ağladığıma, tamam mı? Ben çok kararlıyım. Annemin değil belki ama Aliye teyzenin gönlünü kazanabilirim. Hatta kazanacağım. Gıybet time devam ediyordu. Poyraz Haziran, Nanay Güldüm Nanay, Melisa Alper, impossible. Biricik Alper, onlar geçmiş olsun zaten yani. Zeynep'le Latif, encümen evliliği, belediye gazozu diyelim ya. Otu ve İdil. Ezik bir elbise sarılmış, dolanmış bir yılan. Bak maybe, günüme maybe. Beyefendime söyleyeyim, Selma ve Fatih. İmkansız. Kız nereye imkansız? Bu saydıklarım arasında en imkanlı aşk sizinkisi. Sen ligotiyi hallet, bitti gitti. Görkem sessiz olur musun? Lütfen duyacak kız. Kız nereye duyacak? Dip ağzın dibinde şu anda baksana. Kulağında kulaklık var. Ya her kulaklık takanı müzik mi dinliyor sanıyorsunuz siz? Çok basit bir taktiktir. Böyle duymuyormuş gibi yapar dinlersiniz. Hiç mi genç olmadınız ya? Ayrıca evet, imkansız. Aa, triplik otiye bak sen. Hiç mi genç olmamışız filan? Annem sen beni bir oğlu gecelerinde görecektin gençken. Öttürüyordum. Açtın mı bana Pandora'nın kutusunu? Aferin Görkem ya. Aferin, ne güzel böyle iki dakikada kızımla aramı bozuyorsun sen benim. Zaten canımız sıkkın, ortalık karışık. Kim bu be? Kim olacak? Zeynep'tir. Zeynep. Poyraz? Ahmet abicim, 23 tutu da sen 25 versen yeter. Bil. Eyvallah. Efendim Sadık, taksi ticarete hoş geldiniz. Güler yüzlü hizmet, güvenli taşımacılık. Nasıl yardımcı olabilirim? Yardımına ihtiyacım var Sadık. Ama bu gizli bir görev. O yüzden bizi sakin bir yere götür. İşte. Yani benim Haziran'ı mutlu etmem için bir şekilde Zeynep Hanım'ın gönlünü kazanmam lazım. Bu odadaki herkesi tanıyorsun, biliyorsun. Aliye teyzenin beni sevmesi için benim ne yapmam lazım? Çok basit. Gömleği tapa. Üç şeye ihtiyacın var. Birincisi yurt dışında okuman lazım. İkincisi bir şirkette, hatta bir holdingde daha iyi olur. Veliaht olman gerekiyor. Üçüncüsü ise en az 5 dil bilmen lazım. Allah Allah. Poyraz'dan iyisini mi bulacak ayol? Yavrum, bilmiyor musun Zeynep'i? Hı? Çocuğun ağzıyla kuş tutması lazım. Aliye teyzenin bir kere gözünden düştüysen geçmiş olsun. Tabii o seni sildiyse bir daha hayatta seni tutmaz. Tabii onun fikrini değiştirecek hiç kimse yoktur. İnadı ve inatlaşmayı Türkiye'ye getiren ilk kişi odur ya. İşin çok zor. Hatta imkansız yengeç. Sen kendin ol yeter Poyraz'cığım. Oldu. Kendi ol da ne oldu bugüne kadar? Koca bir hiç. Şimdi gömleği tapacağım. Bak sen ne yapıyor musun? Kendin dışında her şey ol annem. Anca o. Allah'ım, acaba benim hayatımda neden bir tane bile yetişkin insan yok acaba? Bak şimdi Poyraz abicim. Sen böyle teyzemin gönlünü kazanmak istiyorsan onun için böyle vazgeçilmez biri olman lazım. Onun işine yaraman lazım. Yani böyle, yani hayatında ihtiyaç duyduğu birine dönüşmen lazım. Mesela ona meydan okuyacaksın. Tabii. Onun yaptığı en iyi işi sen ondan daha iyi yapacaksın. İşte o zaman sana saygı duymaya başlayacak ve seni sevmeye başlayacak.
Ama bu ne olabilir ki, onu düşünmek lazım. Bak mesela teyzem böyle kendine bakmayı seven bir kadındır. Böyle biraz lüks de sever. Hatta bayağı sever. Sonra... Tasarımları, kıyafetleri... Hı? Ne diyor bu? Error verdi yavrucak. Yandı. Hı? Ney? Zeki. Alo. Poyraz abi. Burada mısın? Hı? Çekmiyor da bizden. Yemek. Börek. Olsa da yesek vallahi. Aliye teyzenin meşhur su böreği var. Biliyorsun zaten. Evet, evet. Evet, su böreği. Dünyanın en gizli tarifi. Hiç kimseye vermedi. Asla da vermez. İnadı inat. Bütün adada halkı su böreği yapar ama onunki gibi olmaz. Ve hiçbir zaman da olmayacak. Olacak. Sağ ol Sadık. Ne oldu ya? Ne olacak? Ben ne yaptım ki şimdi? Ben artık müsaade isteyeyim. Her şey için sağ olun. Keşke bir faydamız dokunsaydı sana ama. Yok yok, sağ olun. Aa, görüyor musun? Canlandı, kan yürüdü çocuğa. Hadi Poyraz abim, güveniyoruz sana. Sizler öğlen gelirdiniz. Bir ikidir gelmiyorsunuz, merak ettim. Tabii biliyorum nedenini. Çok haklısınız ama bir daha öyle bir şey olmayacak. Rahatsız etmeyeyim, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sana bir gün veriyorum. Biricik. Hoş geldin. Bir gün içinde burayı boşaltacaksın. Nasıl yani? Nasıl olur? Burası artık benim. Satın aldım. Kendi dükkanımı açacağım. Mı? Bu kadar. Biricik. 24 saatin var. İyi Biricik. Zeki, sana bir teklifim var. Dinliyorum. Zeynep Sedefli'yi tanırsın, tasarımcı. Tasarımcı mı? Tasarımcı olmaya çalışan bir zavallı diyelim. Berbat bir vizyon. Allah yakınlarına sabır versin. Yani sabırlık falan bir durum yok canım, niye öyle diyorsun? Bence gayet başarılı. Öyle diyelim, öyle olsun. Ne yapacaksın sen onu? Ben onu çekmek istiyorum, dergi için. Bugüne kadar peşinden koştum, çekim yapalım. Seri yapalım, kapak fotoğrafları çekelim diye. Geldiğimiz durum bu mu şimdi? Zavallı Zeynep Sedef'i mi parlatacağız ha? Ha? Sen niye zavallı diyorsun ki şimdi? İnsanları tanımadan yorum yapma bence. Sen tak bakalım şunları. Senin çekim işini konuşalım biraz. Antrenman isteyeyim de yok ama. Hadi hadi hızlı. Terim soğuyor. Haziran için. Dünyanın en gizli tarifi. Hiç kimseye vermedi. Asla da vermez. İnadı inat. Bütün adada halkı su böreği yapar ama onunki gibi olmaz. Ve hiçbir zaman da olmayacak. Poyraz için çikolata tanesi de koyuyorum. Bazen istersen üzüm at. Ne istersen al. Çok teşekkür ederim. Benim üzülüyorum. Başka sevgim olmaz. Her gün yok. Önündeydi her şey. Canım benim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Harika. Bir şey yapmaz. Görüşmeyeceğim ama. Çalışıyor. Çalışıyorlar. Çocukları da var.
annem izin verdi. Senin şu Zeynep bilmem neyle çekim yapmana. Benim kazancım olacak bundan. Benim fotoğraflarımı yayınlayacaksın işte. Daha ne istiyorsun? Çok daha iyi birileriyle çalışmak varken. Neden Zeynep peki? Çünkü Zeynep işini gayet iyi yapıyor. Gayet de başarılı. Manken kim olacak? Kendisi. Ne? Kendisi mi? Adam nasıl kafa yaptı herhalde sende? Daha güzel, düzgün birilerine girdirelim bari. Manyak mısın? Zeynep gayet düzgün biri zaten. Hem de elbiselerini gayet iyi taşır bence. Hangi tasarımcı kendi elbiselerini giyiyor? Farklı bir şey yapmış oluruz işte. Bana bak. Yoksa sen aşık mısın sizlerine be ha? Ha? Sakin ol. Kızgın bu. Şaka yaptım ya. Bugüne kadar çektiğim bütün negatifleri alırım. Banyodan geçirip bana getireceksin. Hakları da bende olacak. Eğer bütün bunları tamam dersen... ...Zeynep de istediğini yapabilirsin. Ben de dergide yayınlarım. Ama... ...başka hiçbir şeyde karışmam. Bütün organizasyon sende. Tamam mı? Anlaştık. Yarın günü yapıyoruz ama değil mi? Gün mü? Ay yok. Ay vallahi benim... Gün mü yapacak halim yok. Yani başım kaldırmaz. Sen de olur. Yapalım işte yarın günü. Öyle mi diyorsun? Tabii. Sizi de kırmak istemiyorum. Haklısın. E o zaman yarın yapalım. Ben de bir börek yapayım size. Harikasın. Su böreği. Harikasın. Haklısın Neriman, haklısın. Hiç değilse benim de biraz kafamı dağıtır şöyle. Ay! Sen ne arıyorsun burada? Ben çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Bırak arkaya. Bırak. Çık dışarı. Çık. Ben siz iyi misiniz diye bakmaya gelmiştim. Sizi de göremeyince böyle bir bakayım derken siz geldiniz. Sus. Beni merak etme. Bu eve de gelme. Ben yokum artık bundan sonra senin için. Poyraz da yok. Hatta bu ada bile yok. Çık defol. Defol git bu evden bakayım sen. Özür dilerim. Gerçekten kötü bir niyetim yoktu. Çık. Çabuk defol tamam, bu evden. Tamam. Çık. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Tamam. Bir şey yok. Tamam. Poyraz, hayırdır oğlum? Zeynep teyzeyle görüşmeye geldim de. Bence şimdilik görüşmeseniz daha iyi olur. Biraz durulsun ortalık. Yani ben güzel bir şey söylemeye geldim. Mutlaka da sen beni dinle. Bak şimdi seni görürse yine başın saracak. Düşünceli oğlum benim. Eksik olma. Ama sen sonra gel lütfen. Seni belediyeye kadar bırakayım diyecektim ama arabanla gelmişsin galiba. Evet, arabayla geldim, sağ olun. Tamam, görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Geçmiş olsun bu arada. Sağ olun. Efendim? Zeynep Hanım merhaba. Joylife dergisinden arıyorum ben sizi. Evet. Biz sizinle bir kapak çekimi gerçekleştirmek istiyoruz da... Duyduğumuza göre Kırlangıç Adası'ndaymışsınız. Oranın atmosferi de bizim için çok uygun. Eğer siz de uygunsanız ve isterseniz... Sizin tasarımlarınızla ve sizin mankenliğinizle bu çekimi gerçekleştirmek isteriz. Benim tasarımlarımla benim mankenliğimle. Evet, doğru duydunuz. Joylife dergisi. Evet. Sesiniz... Ben Zeki Bey'in asistanıyım. Genel yayın yönetmenimiz. Yani tabii. Neden olmasın? Yani böyle hani... Hemen yarın falan deyince ben bir şey yapamam. Ya tabii olur, zevkle. Harika. Çok memnun oldum. Detaylar için tekrar arayacağız biz sizi. Görüşmek üzere, çok teşekkürler. Ya pardon, biz tanışıyor muyuz acaba? Sesiniz çok tanıdık geldi. Hayır, tanışmıyoruz. Ama tanışacağız.
Poyraz, ne yüzle sen hala buraya geliyorsun ya? Ben iyi olup olmadığım... İyi olup olmadığımdan sana ne? Sana ne benim iyiliğimden? Ayrıca ben nasıl iyi olabilirim ki? Yani siz ikiniz mutlu olun diye biz iki kişi neredeyse ölüyorduk. Tamam, ben rahatsız etmek istedim. Rahatsız ettin ve bir daha da etme. Seni görmek istemiyorum. Tamam, tamamdır. Teşekkürler, iyi günler. Burak, ben bir süre mutfakta olacağım ama burada olduğumu kimseye söyleme, tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Aramızda kalsın. Anlaştık. Burak, ben bir karanlık odaya geçiyorum. İşim var benim, tamam. Kimseye söyleme, yanıma gelmesin kimse. Tamam. Abi de aramızda kalırsa iyi olur. Tamam. Kolay gelsin. İşte buna arınma diyoruz. Yoğun bir günün ardından kendinle, evrenle bir kavuşma, bir barışma, bir hemhal olma hal. Hı? Anlamadım. Ne diyorsun oğlum? Saat. Salatalığın da düştü. Sadık. Buluya. Sen düşman seni. Boğacağım seni uykunda bak. Ya şey, müzik falan, bir de kadın konuşuyor ya. Rahatlama atla deyince rahatladım ben ya. Ah yarasın, sağdın tabii. Biz birini bekliyoruz. Yok, kimseyi beklemiyoruz. O zaman kovala gitsin, boş ver, bakma. Zaten kesin bela getirmiştir. Bu adamın insanlara hep kötü haberler veriyorlar. Olur mu öyle şey? Hadi, boş ver. Allah. Geldim, geldim. Hare Krishna. Heh. Hoş geldin. Yanlış bir zamanda mı geldim ben? Yok yok, geç içeri. Geç geç. Bahçedeyiz, geç. Hmm, geldi. Gel gel. Melisa biricik biricik. Geç. Melisa, Allah'ım Allah'ım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Baklava yer misiniz? Gaziantep'ten yeni geldi. Yalancının. Görkem. Sen onun kusuruna bakma, bu aralar çok gergin. Geç otur. Otur, otur. Otur. Ya ben kimle konuşacağımı bilemedim. Size geldim. E tabii. Yakın arkadaşının nikahı yarıda kaldı. Ona da anlatamazsın derdini. Doğru. E tabii, şimdi diğer arkadaşının da dudaklarına yapıştın. Ona da dert anlatamazsın. O da doğru. Kaldın bize. Burak, ya otelde hiç su kalmamış, hemen sipariş etmemiz lazım, hadi. Tamam, not alayım bir dakika. Biraz acele et ama, hadi. Tamam. Burak. O 6 numarada kim kalıyor böyle bangır bangır açmış müziği? Bir bakayım be. Haziran. Poyraz. Ne yapıyorsun? Otel işte, yani işletmecilik falan. Sen? Aynı, ben de iş güç. Bu 6 numara yüksek ses açmıştı müzik. Onu soruyordum ben de. Otelde hiç su kalmamış da onun siparişini verelim diyordum ben de. Ha. Günlük yemişsin. Senin de eldivenlerin var. İyi, kolay gelsin o zaman. Görüşürüz. Sana da kolay gelsin. Görüşürüz. Hani aramızdaydı? Daha var mı?
Var, var daha var. Baklava boğan. Yavaş, öndekini ye. Sabah da yeriz. Of. Ya ben nasıl böyle bir hata yaptım anlamadım ya. İkisini de üzdüm. İkisini de kaybettim. İkisini birden oldurmak istediğin için olabilir mi acaba? Saçmalama ya. Ne demek ikisini birden oldurmak? Ben sadece ne yapacağımı bilemedim bir an böyle. Karar vermen lazım. Karar veremezsen zarar verirsin. Nasıl laf ama? Ben buldum şimdi. Senin bulmadan o kadar eminim ki baklava boğan. Bridge'in yüzüne bile bakamıyorum. Melisa'yla da eskisi gibi arkadaş olamıyoruz. Çok özledim onu böyle eskisi gibi olmayı. Sadece arkadaş olarak mı peki özledin? Selam. Baklava getirdim. Gaziantep'ten. Yok artık. Yalancının. Onu ben alayım. Yarının öğle yemeği de çıktı. Sağ ol canım. Geç geç. Ben gideyim. Yok. Sen otur. Ben kalkacağım zaten. İyi. Sen otur. Hadi oturun ikiniz hadi. Yahu hadi. Sit down please hadi. Evet gencolar. Öncelikle Sadık en Görkem Derman House'a hoş geldiniz. Hızdırabınızı seveyim. Evet hadi bakalım. Dertleşiyoruz. Buyursunlar dinliyorum canım. Derman olacağım. Benim bir derdim yok. Ben sohbet etmeye geldim. Ya Biricik. Melisa'nın kafesini mi satın almış? Biricik senin kafeni mi aldı? Kız doğru mu bu? Baklava diyorduk. Doğru mu bu Melisa? Allah'ım yarabbim şurada iki oturayım imitasyon yapayım diyorum. Skandal, skandal, skandal. Vay başımıza gelenler. Gördün mü? Ben biraz daha acıktım. Ya ben anlamadım hiçbir şey. Nasıl olmuş yani? Nasıl alıyor ben anlamadım. Ya şikayet etmek istemiyorum. Olan oldu. Satın almış işte. Çıkar mısın dedi. Çıktım ben de. Ya orası senin hayalindi ya. Alper, Alper bir şey yapma. Alper lütfen. Ah bu gencolar. Ah üzülme. Acaba ne yapsak? Hani böyle acaba Antep yokası falan mı yapsak buramıza kadar çünkü bak. Yaparız yaparız. Sen merak etme Görkemciğim gel. Şey almaya geldim de gidiyorum şimdi. Kolay gelsin.
yaptın? Çok. Ya bunlar ne güzel oynuyor. Çok iyi sahne ha bu. Her şey yoksa. Bak, ya. Dışarıda polisler kaynıyor. Hiçbir yere gidemiyorum. Burada öldür. Başkalarının eline kalacağıma sen öldür beni. Beni sırtımdan vurdun. Yetmedi. Dört duvar arasında. Kalbimiz yoktu değil. Sırtına ne güzel atmışım imzamı. Dövme gibi. Hayat boyunca unutamazsın. Baba ben gelecektim. İstanbul'u arayacaktım seni zaten. Kaç kere aradım seni ama gelmedin. Niye gelmedin? Burada arkadaşlarla yaz bitiyor. Bitti zaten. Ben arayacaktım seni. Ekim Kasım gibi gelecektim baba. Baba acıyor. Baba canım acıyor. Bastırma lütfen. Babamı acıyor. Lütfen. Sen benimsin Batu. Benim malımsın. Sen benimsin. Ben nerede ve nasıl istiyorsam orada ve öyle olacaksın. Bana bir şey yapmayacaksın değil mi baba? Nedir? Batu nerede? Sevgilisi misin? Hayır, arkadaşıyım. Bizim Batu'nda hiç sevgilisi olmuyor. Neden öyle? Sizin gibi bir babası olduğu için olabilir mi acaba? Tam anlayamadım. Bir daha söylesene. Batu! Batu çık dışarı Batu! Batu gel. Gidin git buradan. Hayır, polisi arıyorum hemen şimdi. Hayır, ben kendi isteğimle gidiyorum. Kendim gidiyorum buradan. Adada benim yapacak bir şeyim kalmadı ki benim. Batu diyorum. Saçmalama. Nereye kendi isteğini ben biliyorum. Söylediklerini biliyorum. Neden gittiğini biliyorum. Saçmalama. Duydun mu güzellik? Kendi isteğiyle gidiyormuş. Ya Batu niye böyle söylediğini biliyorum. Batu yapma gitme. Nereden biliyorsun? Çok bilmiş. Çekil şuradan bana bak. Cenap mısın nesin? Ben sen öyle bildiğin kızlardan değilim tamam mı? Tahmin ettiklerinden hiç değilim. Benim yapabileceklerimin sınırı yok. Bu böyle mafya tavırları bana sökmez. Korkmuyorum işte. Korkmuyorum. Tamam, korkmuyorum. Tamam. Ya hadi git manyak mıdır nedir baba bu bana aşık galiba ya. Saçmalıyor. Deli zaten. Deli bu kız. Mahallenin delisi olur zaten kendisi baba. Biz gidelim. Biz gidelim baba. Baba tamam. Lütfen. Lütfen baba. Lütfen. Baba. Lütfen. Sağ ol. Tamam. Hadi geç yerine.
Batu. Manitan mı? Yok babacığım. Değil. Vallahi değil. Alayım mı sana o kızı? Güzel kızmış ama. Maşallah. Fiziği falan. Taş gibi kız. Düzgün kurmuş. Yoksa ne olur? Biricik ne yapıyorsun sen? Oradan bakınca düz duruyor mu sence de? İndir o tabelayı. Duruyor bence ya, tamamdır. Ya sen böyle bir insan mısın gerçekten? Şu an aslında ne olmalıydı biliyor musun? Şu sandalye böyle sallanmaya başlamalıydı. Ben böyle dengemi kaybedip hop diye senin üstüne düşmeliydim. Sen de beni yakalamalıydın. Sonra biz böyle dudak dudağa kalmalıydık. Ama sen her şeyi berbat ettin. Artık böyle sıkıcı ve bir türlü bitmek bilmeyen bir dram filmiyiz. Sen de filmin kötü kız olmaya karar verdin, öyle mi? Arkadaşım ve sevgilim tarafından aldatıldım. Kötü olan ben miyim gerçekten? Kötü olan bu. Ya insanların ekmeğiyle oynamak ayıp değil mi? Peki duygular? Duygularıyla oynamak ayıp değil mi? Bak, ben buraya sadece bir düzen kurmaya çalışıyorum. Bu binada tam benim amacıma hizmet ediyordu, o kadar. Bence çok mantıklı bir yatırım oldu. Bundan sonra sadece işimle ilgileneceğim Alper. Biricik, sen beni gerçekten bu kadar çok sevdiğine emin misin? Hı? Ya bu kadar öfkenin sebebi sence bu mu? Sen beni bu kadar zamanda bu kadar çok sevmiş olamazsın. Ben çok ağladım Alper. Biraz da siz ağlayın. Çözeltiyi böyle fotoğrafın olduğu kaba ekliyoruz. Zaten bu kimyasal olduğu için fotoğraf kendiliğinden oluşmaya başlıyor. Ha tabii zamanlamasına ve dozuna dikkat etmen gerekiyor. Yoksa küçücük bir hatada mahvolup gidiyor. Aa. Sen bunu ne zaman çektin? O zamanlar sevgili değildik. Hatırlarsın. Nasıl unuturum ki? Yani biz flörtleşiyorduk. Çok güzel zamanlardı. Yani sürekli birbirimize kızdırıp kavga ediyorduk. Keşke yine öyle olsa. Keşke sadece birbirimizle kavga etsek. Şimdi o kadar kalabalığız ki. Küçücük bir hatayla her şey mahvolabilir. Poyraz. Bizim hayatımız mahvolmasın ne olur. Biz böyle mutlu mesut yaşayalım lütfen. Benim bütün çabam da o yüzden ya zaten. Benim de. Aslında benim aklımda bir şey var. Şu an sürpriz olarak saklıyorum ama eğer bunu gerçekten yapabilirsen her şey çok daha güzel olacak. Aslında böyle benim de yapmak istediğim bir şey var. Eğer o yapmak istediğim şeyi yapabilirsem bence biz sonsuza dek mutlu olacağız. Ben bize güveniyorum. Ben de bize güveniyorum. Poyraz! 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 Batu'yu kaçırdılar Poyraz! Ne oluyor böyle dandıya? Kim aldı seni içeri?
Ya yeter artık, siz oyunlarınızdan bıkmadınız mı ya? Yeter. Yok, gerçekten oyun oynamıyorum. Gözümün önünde babası geldi, Batu'yu zorla arabaya bindirdi, götürdü. İdil bak, gerçekten kalbini kırmak istemiyorum. Çık git buradan hadi. Poyraz, yemin ediyorum gerçeği söylüyorum. Sizden başka kime gideceğimi bilemedim. Ne olur, bir insanın hayatı söz konusu. Siz bizim başımıza yeterince dert açmadınız mı ya? Yeter artık, yeter. Bak, biliyorum, gerçekten biliyorum. Benden nefret ediyorsunuz. Batu'dan da nefret ediyorsunuz, haklısınız ama gerçekten başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Bir insan hayatı söz konusu diyorum. İdil, sen bunu daha önce de söyledin bize. Aynısını söyledin, sonra sonucunu hep beraber gördük değil mi? Biliyorum. Haklısınız, biliyorum ben yalan söyledim. İnanmamakta haklısınız. Ama bu çocuğun babası bunu yıllarca dövmüş. Tamam mı? Sırtındaki izleri ben gördüm. Mesela neden hiç denize girmedi Batu bugüne kadar? Neden hiç üstünü çıkartmadı? Sırtındaki izler belli olmasın diye. Lütfen, zamanımız azalıyor. Ne olur bana yardım edin lütfen. Ya tamam, bu kadar düşünüyorsan gider polise söylersin, tamam mı? Bana gelip anlatma. Poyraz, polisiz vaktimiz yok. Ne olur gidelim lütfen. Poyraz. Doğru söylüyor olabilir. Ben babasıyla ilgili durumları az çok biliyorum. Gidelim. Teşekkür ederim. Ay. Vallahi çok şiştim. Çok şiştim ya. Yani şekerden kafam oldu benim ya. Ay öleceğim. Ay sen mi ben mi, sus Allah aşkına. Ay. Vallahi dertlenecek değilim bak. Biri bitiyor, biri başlıyor. Birazdan Melisa'nın derdini dinleyeceğim zaten. Ona odaklanmam lazım. Hepinizin yüzünün ablası olamam. Yavaş, yavaş. Ayı boğan. Öldürdün suyu damacanayı. Yavaş. Ya. Geçmiyor susuzluğum. Ağzımın içi sahra çölü oldu ya. Ay kıyamam. Kum tanem. Ay. Bak sana ne diyeceğim. Hı? Melisa dedin mi? Vallahi ben o kıza çok üzülüyorum ya. Kız darbe üstüne darbe aldı. Allah kendini bir yerden asla yeridir ha. Ay o nasıl laf öyle? Ağzından yeri alsın. Kız duyacak şimdi. Saçmalama. Bırak şu damacanayı hadi. Bırak, tutma damacanayı ya Allah'ım ya. Kız bizi bekliyor hadi. Kaçırmayalım. Suyu da alsaydık gördüm. Yahu yürü. Buyurun gördüm. Hay teşekkür ediyorum. Kuzu. Çok mu beklettik? Al bakalım. Bahçe boş. Hadi buyur. Kaçırdık kızı. Ya nereye gidecek? Daha yeni geldiydi. Ne bileyim ben ayol. Navigasyon mu yok? Görkem. Hı. Kız kendine bir zarar vermesin. Deme öyle. Yapar mı? Hı? İsmet abi, marinadan tekne çıkmışsın. Ben gelince sana anlatacağım detayları. Tekneyle gideceklerinden emin miyiz? Tarifeli vapurla gitmez ki bu adamlar. Gerekirse onu da durdururuz zaten. Kesin bir de silahları vardır ya bunların. Ne? Ne silahı ya? Biz şimdi silahlı adamların peşine mi düştük? Söyledim ya başına bir şey gelmesinden korkuyorum diye. Sen bize silahlı olduklarından bahsetmedin, tamam mı? Adamlar mafya. Adamın çocuğuna yıllarca yaptığı belli sırtındaki izlerden bahsettim. Ne bekliyorsun? Ben Poyraz'ı silahlı adamların önüne atmam, tamam mı? Ya ben Poyraz mı atılsın diyorum? Poyraz dönelim hadi. Bu şekilde olmaz, tamam mı? Biz nereye gidiyoruz ya? Dönelim. Tamam biz sakin olun. Kimse hiçbir şeyin önüne atlamıyor. İdil, bak eğer Batu'yla bir oyun oynuyorsanız... yakanızdan düşmem. Haberin olsun. Ya çekirge bir sıçrar... İki sıçrar. Sonra ne olur o çekirgeyi biliyor musun? O da bilmiyor. Aslında hiç kimse bilmiyor biliyor musun? Çünkü çekirge ölüyor üçüncü sıçrayışta. Anladın mı çekirge? Ne olur gidelim artık. Gideceğiz oğlum, gideceğiz. Merak etme. İstanbul bizi bekliyor. Orada çok mutlu olacağız. Yapacak bir sürü işimiz var birlikte. Sen Cenap Namranlı'nın mı oğlusun? Herhangi biri değilsin. Ona göre yaşayacaksın. Bizim hayatımız bu. Kabul edeceksin. Ha. Ya da kabul etme. Senin bileceğin iş.
Ama sonuçlarına katlanırsın. Çat! Ya yok, baktım evde değil. Ya da küçücük adada nereye gitsin? Sadık, tamam merak etme, bak ben bulacağım onu. Ya beni de paniklettirmeyin şimdi, niye kendine zarar versin? Bak onun lisede gittiği bir yer vardı, canı sıkılınca falan, ben oraya bakıyorum şimdi. Tamam tamam, ben size haber vereceğim. Melisa! 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 Melisa bak yapma. Melisa ne yapıyorsun sen? Melisa sakin bak. Melisa bir dinle beni, bak konuşalım mı ha? Ya bak her şey yoluna girecek. Bak her şey yoluna girecek gerçekten. Evet. Çok şey üst üste geldi, haklısın. Ama yani ya ben ne diyeceğimi hiç bilmiyorum gerçekten. Ya sadece hani ben sana demiştim ya. Lisede bir ara senden hoşlanıyorum diye. Sonra unuttum falan demiştim. O öyle değil aslında. Hiç değil. Ben sadece onun üstünü kapatmışım. Ya sen böyle hep hırçın bir kızdın, kimsenin yanına yaklaştırmıyordun. Ben de dedim ki, beni de sevmez ki. Niye sevsin ki? Yani beni arkadaşı olarak görüyor. Ben de arkadaşı olurum dedim. En yakın arkadaşı olurum. Sonra da hani böyle hiç ümidin kalmaz ya. Belki o da başkasını sever diye başkasını sevmeye çalışıyorsun. Sevdiğini sanıyorsun. Ama olmuyormuş Melisa. Ben seni seviyormuşum. Hep seni sevmişim. Alper. Senin burada ne işin var? Nasıl? Nasıl ne işin var? Asıl sen ne yapıyorsun? Müzik dinliyorum. Niye? Nasıl niye? Ya, niye burada dinliyorsun? Burayı seviyorum ben, Allah Allah, sana ne? Sen yani az önce ve benim söylediklerimin hiçbirini duymadın mı? Neyi duymadın mı? Ne saçmalıyorsun ya? Ben bir şey demiyorum. Ben hiçbir şey demiyorum. Nereye gittiklerini görüyor musunuz? Gitmişlerdir belki. Of, gittilerse çok geç, Batu'yu kurtaramayız. İdil. Şuradakiler mi? Evet, evet, evet. Hadi, hadi çabuk. Dur çabuk. Sen dur. Siz burada kalın, ben konuşacağım. Poyraz saçmalama, sen nereye gidiyorsun? Silahlılarmış. Hiçbir şey olmaz, konuşacağım sadece. Dikkat et. Tamam mı hayatım, risk yapmam. Korkma. İçeride mi? Sen kimsin? Bırakın çocuğu gitsin. Tabii, başka? İyi, çağırın babasını, onunla konuşayım hadi. Hadi git buradan. Lan bana bak. Efendi gibi konuşuyorum sizinle. Konuşup çıkacağım. Ya. Git. Batu nerede? Sen kimsin lan? Sana ne nerede Batu? Herkes kahraman olmak istiyor bu adada. Bana bak ya az çocuk, canımı sıkma benim. Silahla mı korkutacaksın lan beni? Sen kendi oğlunu mu kaçırıyorsun?
Nerede o? Batu! Ne oluyor ya? Poyraz! Sen gir içeri. Poyraz? Bu herif kaçırıyor mu seni? Lan! O benim oğlum, oğlum. İstediğimi yaparım. Hiçbir şey yapamazsın! Hiçbir şey yapamazsın! Ben size gelmeyin demedim mi? Arabada kalın hadi. Çocuklar, Luna Park burada değil. Hadi başka kapıya, hadi. Sen de gir içeri, hadi. Dayak mı istiyorsun lan? Yapma, tamam. Lan aşağılık herif! Dokunma sakın Batu'ya. İdil, gelme dedim ben sana. Batu, hadi yürü gidiyoruz. Hadi gidin de görürüz. Yapma, hadi. Tamam yapma. İndir lan o silahını. Haziran gidin diyorum arabaya, hadi. Biz hiçbir yere gitmiyoruz, tamam mı? Silah ne ya? Biz hangi yüzyılda yaşıyoruz? Lan hepinizin ağzı sakız olmuş be. Birdiler, iki oldular. Çirkeflere bak. Ağzını topla, doğru konuş. Yaptığın her şeyin hesabını vereceksin. Baba tamam. Ne yapmışım lan ben sana? Ha? Oğlum ben sana ne yaptım? Hiçbir şey yapmadım baba sen. Hiçbir şey yapmadın bana, hiçbir şey yapmadın. Biz şimdi tekneyle İstanbul'a gideceğiz, tamam mı? Güzel güzel gideceğiz. Siz de evinize dönün. Lütfen, lütfen. Duydunuz. Kaçırma maçırma yok. Olay çıkmadan dağılın buradan. Canınız çok sıkılıyor burada herhalde. Ha? Aksiyon arıyorsunuz ama aradığınız aksiyona şu an ulaşılamıyor. Hadi sen de gir içeri. Tamam, sakin ol. Poyraz! İlla bunu yapacağım değil mi sana? Ha? İlla bu dilden anlayacaksın değil mi? Ulan en çok da sizin gibileri acıyorum ben. Silah var ya elinde, dünyanın en güçlü adamısın değil mi sen? Ulan! Ulan öldürürüm ben seni. Benim kim olduğumu biliyor musun lan? Ha? Hadi git buradan. Hiçbir şey yapamazsın lan sen bana. Batu! Batu buraya gel. Gel buraya. Poyraz gel. Hadi. Hadi gidelim. Gel. Poyraz hadi. Sen benimle gelmiyor musun? Ben aslında seninle dönerdim. Eğer her fırsatta aklına estiğinde beni dövmeseydin, seninle İstanbul'a gelebilirdim. Eğer bana azıcık babalık etseydin. Buradaki insanlar hepsi nefret ediyor benden. Tam onların nefretini senin sevgine tercih ederim. Bana bak, bana bak. İyi düşün. Sonra çok pişman olacaksın. Sokaklarda sürüneceksin. Bana uyar. En karanlık sokak bile senin yanından daha aydınlıktır. Lan sürüne sürüne geleceksin kapıma. Lan bana bak. Bir daha bu adaya gelirsen çıkartmam seni. Bas git şimdi. Hadi. Görüşürüz. Ya sen Sadık'la Görkem'e haber vermeden çıkınca onlar merak etmişler. Beni aradılar, ben de... Kendime zarar vereceğim diye mi korktunuz? Yok, yani şey... Onlar korkmuşlar. Ben de seni öyle görünce... Yok. Yaşamayı daha fazla seviyorum sorunlarımdan Alper, merak etmeyin. O zaman yarın benim dükkanda buluşuyoruz. O niye anlamadım? Benim dükkanda başlarsın çalışmaya. Aynen. Bütün sorunlarımız da uçar gider. Yani en azından bir kısmını... Alper seninle çalışmayacağım. İyi geceler. Tamam. Ne yapacaksın peki? Her zaman yaptığımı tek başıma ayakta kılacağım. Keşke şikayet etseydin. Gerek yok bence ya. Alacağımı aldım ben. Batu ben bilmiyordum bu arada. İdil anlattı. Babanla aranızdakilerim. Çok da şey değil aslında ya. Hani yani mesela çocukken beni dövüp dövüp sonra bana böyle bir de dondurma alırdı biliyor musun? Hem de gerçek meyve falan, iyi kaliteli dondurma yani, kocaman böyle. Bir keresinde de Luna Park'a götürmüştü beni. Ama aslında oraya adam indirmeye gitmişiz. Beni paravan olarak kullanmış.
Ama yine de çok eğlenceliydi yani. İyiydi, güzeldi. Geçmiş olsun. Sana da teşekkür ederim. Tamam canım, abartma. İnsani bir yardım sonuçta. Sen mi söyledin Poyraz'a? Evet, aklıma ilk o geldi. Korktun mu çok? Poyraz, sana bir şey olursa ben yaşayamam. Sen varken bana bir şey olmaz ki. Beni sürekli şaşırtıyorsun, biliyor musun? Düşmanına bile nasıl davrandın? Sen olmasan gitmezdim belki. Yok, giderdin. Çünkü sen öyle birisin. Sana ne kadar kötülük yapılırsa yapılsın, sen hep iyilikle karşılık verirsin. Ama artık bir şeyler değişmeli Haziran. Yani kötülük kadar iyilik de bulaşıcı olmalı. Bakarsın utanırlar, belki ders alırlar. Sonuçta bana da bir öğretin olmadı yani, ben de kendim öğrendim. Yaşaya yaşa öğreniyorsun. İyiliği de kötülüğü de. Bakarsın İdil'le Batu da öğrenir bir gün. Dergi mergi şeysi bir anda, ben anlamadım ki. Saat gecenin kaçı olmuş, biz burada böyle çalışalım ama teyzen meydanda yok. Aman sen teyzeni bilmiyor musun Allah aşkına? Diva şimdi o star, her işini bize yaptıracak. Biz de böyle enayi gibi çalışalım, her şeyi yapalım, öyle mi? Hayır kızım, enayi gibi değil. Ne olursa olsun bir aile olduğumuz için yapacağız. Ah, üzüyor üzüyor, herkesi üzüyor. Ondan sonra kendi işi hallolunca da ondan mutlusu yok. Bak şimdi, Haziran'la Poyraz evlenmiş olabilirlerdi mesela. Çok mutlu olmuş olabilirlerdi. Siz de babamla ilk evlendiğinizde çok mutlu muydunuz? Ne bileyim, mutluyduk herhalde. Öyle baban geldi işte, evlenelim dedi, ben de olur dedim. Böyle gelinliğimi falan ben kendim seçemedim tabii. Babaannem bizde adettir dedi. Benim gelinliğimi giyecek dedi. Tamam dedim ben de. Hiç öyle bak, bir gün çiçek alıp falan getirmedi babam bana. Yani öyle düşündükçe aklıma geliyor da. Bir gün hiç böyle bir yemeğe falan gitmedik yani biz beraber. Cahillik işte. Demek ki iki tatlı söz duymadan evlenmişim gitmişim öyle. Ama bak, hakkını da yiyemem. Seni verdi babam bana. Dünyanın en güzel kızını verdi bana. Çok şükür. Güzel kızım. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın mı? Ne yapmak istiyorsun mu? Ne yapmak istiyorsun? Sana sarılıp uyumak istiyorum. Ne yapacaksın o zaman? Henüz sana söylemediğim böyle sürpriz olacak bir böreği yapmaya çalışacağım. Börek mi? Gülme ya, ne gülüyorsun? Sen börek yapacaksın. Evet. Ama detay sorma, tamam mı? Yarın zaten her şey belli olacak. İkimiz de aynı düşünmeye başladık galiba. Üzüm üzüme baka baka diyorsun. O kötü bir şey için kullanılmıyor muydu ya? Ben şu an ne dediğimi biliyor muyum acaba ha?
Birazdan sabah olacak. Hadi işlerimize dönelim. Belki vakit kalırsa da... Anı düşünerek çalışacağım. Ben de. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık sırrını kuşatır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gök kuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gök kuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Anlaşma basit. Yarın sabah fotoğrafları ver, çekimini yap. Siyahıma beyaz ol, cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor, verseler de ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör oğlu, bir aybaz. Sana yazmayınca harflerim italik. Yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Susar bütün müzik. Artık anla, bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gök kuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yağ derken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Bazı kahramanlar pelerin takmaz, pijama giyer. Ve merhem de sürer. Benim arkamdan koşarken oldu onlar değil mi? Sen benim yaralarıma sürmüştün, sıra bende. Acıyor mu? Neden yaptın böyle bir iyiliği bana? Söyledim ya, insani bir şey yani. Kim olsa... Ne kim olsa aynı şeyi yapardı. Hayır, yapmazdı. Bugüne kadar kimse yapmadı. Her şeyin bir ilki vardır diyelim o zaman. Tamam. Yeter bence. Teşekkür ederim. Sağ ol. Seni unutmayacağım. Gidiyor musun? Kalayım mı?
geri adım atmayacağını bilmek istedim sadece. Ben sözümden dönmem Zeynep. Güzel. Ben de sözümden dönmem. Sorun yok o zaman. Anlaştık. Haziran'la Poyraz bir araya gelmeyecek. Hiçbir zaman. Saat kaç? 9. 9 mu? 9 mu? Onu niye daha önce uyandırmıyorsun ki sen? Çok geç kaldım ya. Ne bileyim, çok güzel uyuyordunuz. Poyraz. Sen nereye gidiyorsun? Gerçi bırakamam da, ben de çok geç kaldım ya. Sen nereye gidiyorsun? Hiç, benim işim var da. Sen nereye gidiyorsun? Ben bugün biraz meşgul olacağım, tamam mı? Ararsan da açamam yani. Nereye gidiyorsun bari, onu söyle. Anlatırım. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Alışkın olduğumuz bir Batu profili değil bu sessizlik. Gerçekliğini algılamaya çalışıyorum. Yani bitti mi şimdi? Özgür müyüm ben? Bir yandan da dünyanın en kötü insanıydı ama biriydi. Ve hayatımdaydı. Şimdi kimse yok. Hayatımda. Tam olarak kimsesizim şu an. Kimsesizliğin dibiyim ya ben. Vallahi sözlük karşılığıyım. Yani problem değil ama. Problem olduğundan değil de. Bir tuhaf hissettirdi. Niye kimsesizsin ki? Ben yok muyum? Var mısın? Yok muyum? Varmıyor. Burada bir korku vardı biliyor musun? Bayağı da büyük bir yer kaplıyordu. Şimdi o gitti gibi oldu ya. İşte bir boşluk oldu o gidince. Ne koyacağım ben oraya? Bilmem. Sevgi koy. Haziran, çok şey oldu ya. Biz yine koptuk. Biricik, bana bak, sen kötü bir şeyler yapmıyorsun değil mi?
Senin kruvasan vardı değil mi? Ne? Anlamadım. Sana demedim, sana dedim. Ha evet, kruvasan. Kötü bir şey yapmıyorum. Anlamadım. Sana demiyorum ya. Sana diyorum Haziran. İçik sen neredesin? Melisa'nın pastanesinde mi çalışmaya başladın? Yani cümle içinde kullanınca yanlış gibi değil ama aslında yanlış. Sen neredesin? Gelsene anlatayım. Yok, ben şimdi gelemem. Biricik, ben belki de hayatımın en zorlu sınavına girmek üzereyim. Bana şans dile, olur mu? Bol şans kuşum. Yani ne olduğunu bilmesem de umarım çok iyi geçer. Umarım. Yoksa ben böyle oturup sabaha kadar ağlarım. Ben de ağlamak üzereyim ya. Bekle beni, beraber ağlarız. Kruasan da geldi. Ne? Tamam tamam, anladım. Hadi öpüyorum. Şans dile. Görüşürüz. Bay bay. Öptüm canım. Sana demedim ya. Pardon. Afiyet olsun. Melisa, sen varsın diye geldik ama devretmişsin. Evet, ben işletmiyorum artık. Yazık olmuş. Şimdiden bozmuş burası. Olur öyle geçiş sürecinde. Siz yine de gelmeye devam edin, olur mu? Teyze. Nerede kaldı bunlar ya? Saat kaç oldu? Ya ne biçim dergiymiş bunlar? Ya bir de sanırsın Avrupa'nın en büyüğü. Nerede? Konuşma car car. Aman be. Ağzına burnuna süreceğim hep şimdi. Gelecek şimdi fırça böyle alnının ortasına. Hintliler bir gezeceksin ormanda. Tamam. Ay, ay aman. Ay, Zeynep bir dur Allah aşkına ya. Bak vallahi sıkıldım, sıkılacağım senden, az kaldı. Nazar, nazar işte, tamam. Ben daha ne kadar burada kalacağım ya? Ya aşk olsun ya, 40 yılda bir şey istedim sizden ya. Gidin, gidin canım, hepiniz gidin hadi. Tamam, bırak sen de onu, bırak. Neyi bırak? Aa, dur. Allah Allah, nerede kaldı bu fotoğrafçı da ya? Tamam, bekle biraz daha, gelir şimdi. Yobun ne işi var burada? Bu Poyraz abimin arabası. Fotoğrafçı Poyraz abi miymiş yani? Yok artık. Skandal, skandal, skandal. Şok, şok, şok. Dün söylemeye çalıştığı şey buymuş demek ki. Senin ne işin var bakayım burada? Merhaba. Dergi için fotoğraflarınızı ben çekeceğim. Ali'cim, gün için kapıya gelmiş misafir kovulmaz. Bir dinle, bir bak. Bir derdi neymiş, bir öğren. Seni hastanelere kadar düşürecek neymiş? Bir bakalım, bir dinleyelim. Yok yok, ben gideyim o zaman. Ali, kendi evini mi terk edeceksin Allah aşkına? O zaman o gitsin. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Allah aşkına, ben halledeceğim. Tamam, sıkma sen canını. Tamam, ben halledeceğim. Kızım, gel sen de, gel içeri, korkma. Herkese merhaba. Merhaba. Bakalım bu kadar kaynanadan sınıf geçebilecek mi? Eğleniriz biraz. Poyraz için. Ya akıl var, mantık var ya. Poyraz kim? Benim fotoğraflarımı çekmek kim? Ya Zeynep biraz sessiz olur musun? Duyuyor çocuk ama ayıp. Ama duyarsa duysun be. Amatörlerle çalışacak değilim herhalde. Annem mecbursun biraz da yani. Çocuk fotoğrafçı, dergide yayınlanacak. Hadi uzatma. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kesin bunu dergi falan çağırma daha. Bu böyle sinsi sinsi gitti, bir şeyler ayarladı. Ne o? Benim kanıma girecek. Ha ama ben kolay lokma mıyım öyle ha? Ya teyzeciğim, belli ki Poyraz abi senin arasını düzeltmeye çalışıyor. Sen neden böyle yapıyorsun ha? Ha bizim hiç aramız olmadı ki. Hiç olmadı, hiç de olmayacak. Haziran için. Tekrar merhabalar teyzeciğim. Ali teyze.
şöyle. Şöyle bir kolonya tut bakalım herkese. Şeker de var bak orada, şeker. Yok yok, oturmuyorum ben. Dağıtayım tabii. Kolonya dağıtayım. Yaman. Neyse tamam. Hadi bitiriyoruz, iptal, iptal. İstemiyorum ben, hadi. Aa, pek hadi. O zaman tamam. Avrupa mavrupa hiç böyle demek önemli değilmiş. Hadi toplaş, toplanıyoruz. Ben sandalyeyle başlıyorum o zaman. Polazi bizi bıraksın. Hadi anneciğim, sen de elbiseleri al. Hadi bakalım. Ayna da bende. Ha. Hadi. Ya, ya tamam, tamam be, tamam. Çeksin, çekebiliyorsa tabii. Ama benim böyle enerjim çok düştü. Şimdi böyle moda girmem lazım. 5 dakika müsaade edin bana. Oy. Ah, şunu şey yap. Haliye teyzeciğim. Buyurun. Tamam. Siz? Hemen oturuyorsun öyle mi? Kahveleri yap bir bakalım. Yok tabii ki oturmuyorum. Yapayım ben kahve, yapayım tabii. Kim nasıl içiyor peki? Az şekerli alayım kızım. Benimki sade olsun. Şekerliden daha az şekerli alayım ben de. Ben almayayım. Yok yok, alayım. Az şekerli olsun. Karar verdin mi teyze? Hı hı. Orta kahve alayım. Orta? Bir küp şekerin 1/3'ünü istiyorum. Küp şekerin 1/3. Ben şey yapayım, bunu unutmamak için yazayım. Aliye teyzeciğim, siz nasıl içersiniz kahvenizi? Sen ona küp şekerin 1/2'sini koy ama kahvesi fazla olsun. Küp şekerin 1/2, kahvesi fazla. Bir küp şekerin 1/3, sade, orta şekerli. Alttan tut kızım ya. Geldi. Güzel. Sol taraftan biraz ışık almanız lazım sadece. Allah Allah, ben ışığı nereden alacağımı bilmiyor muyum acaba? Maşallah, eski mankenler gibi maşallah. Eski derken canım? Eski mankem dedik. Seksi dedik. Seksi dedik şurada. Hı. Şöyle tut alttan alttan. Aa. Biraz sol tarafta devam edelim mi? Biraz da sol tarafta alırız. Çok biliyor. Ya teyzem, çok güzel çıkıyorsun. Sen böyle biraz sakin mi olsan? Sakin olmak mı? Ben hiç öyle bir şey görmedim ki Zeynep'te. Elbisenin yakası çok güzel. Onu biraz ön plana çıkarabilir miyiz? Allah Allah. Sen benim nasıl poz vereceğime de mi karışıyorsun? Bu elbisenin tasarımcısı benim. Onu en iyi ne şekilde göstereceğimi de ben bilirim. Hadi çek. Heh. Çok şükür bugünleri de gördük Fatih'cim. Zeynep'ime kavuştum. Sen kavuştun başkan da ben ne yapacağım? Dükkanı bırakıp çıkamıyorum. Nehir'in kalbini nasıl kazanacağım? Benim acilen birine ihtiyacım var. Gel. Aa, hoş geldin Melisa'cığım. Buyur gel gel. Selamlar. Selam Fatih abi. Merhaba güzel kızım. Geç otur şöyle. Kendi ofisinmiş gibi geç. Hayırdır Melisa'cığım? Hangi rüzgar attı seni buraya? Nasıl yardımcı olabiliriz? Ben dükkanı devrettim Latif amcacığım. Şimdi işsizim, iş arıyorum. Öyle sizin de aklınızda olsun diye geldim. Bir iş fırsatı çıkarsa karşınıza haber verirsiniz. Ne diyorsun sen ya? Az önce, 3 saniye önce dedim ki benim acil birine ihtiyacım var.
Öyle mi? Gördün mü bak, fırsat ayağına geldi. Benim pek tecrübem yok ama. Olsun olsun, ben sana her şeyi öğretirim. Sen hemen gel başla. Aslında olur tabii. Sadece biraz hızlı oldu. Ama benim pek iş seçecek durumum yok. Tamam, deneriz Fatih abicim. Hayırlı olsun güzel kızım, hayırlı olsun. Ya. Ay, hala bitmedi mi? Çok az kaldı. Tamamdır. Zeynep Hanım, isterseniz şu manzarayı arkamıza alalım. Hem oranın hikayesini de belki dergide kullanmak istersiniz. İnsanların hoşuna gider. Üzerinizdeki elbise de çok uygun hikaye için. Neymiş hikaye? Ben eski işimde, yani İstanbul'dayken çoğu zaman gece geç saatlere kadar mesaiye kalırdım. İstanbul'da stajyerlik hiç bitmez böyle. Sömürüldükçe sömürülürsünüz. Ben de böyle işim olmasa bile patronlarıma çay kahve falan bir şeyler götürürdüm ki böyle iyi ki fazla bilgi, bir şeyler daha fazla öğreneyim diye. Bir de suistimal ediliyordu tabii. İki sevgilinin hikayesi. Birbirini çok seven iki sevgili varmış zamanında. Buraya gelirlermiş ve haberleşmek için bütün ağaçlara renkli kuşaklar bağlarlarmış. Sonra kuşlar gelirmiş, o kuşaklara konarmış, cıvıldaşırlarmış burada. Etrafta da rengarenk çiçekler açarmış. Yani iki sevgilinin aşkı burayı komple rengarenk boyarmış. Ben çok ezildim. Bayağı ezildim. Böyle üniversitedeyken çalışmaya başladım hatta, kimseye muhtaç olmayayım diye. İş hayatında kadın olarak var olmak zor. Kurtlar sofrası. Böyle azıcık zayıflığınızı gören tepenize çıkmaya çalışıyor. Eğer işinizde iyiseniz böyle arkanızdan konuşuyorlar, hakkınızı yiyorlar. Mesela bir keresinde benim böyle sabaha kadar uğraşıp çalışıp didindiğim projeyi müdürüm sanki böyle kendi fikriymiş gibi müşteriye sunmuştu, biliyor musunuz? Ya ben onun için böyle sabahlara kadar uğraştım, didindim. Sonra oturdum sabaha kadar da ağladım. Ama direndim. Ben hep direndim. Ben şimdi buradaki işimi de seviyorum. Burayı seviyorum. Buranın insanlarını seviyorum. Ben burada gerçek iyiliği öğrendim. Sevgililerden biri ağlamaktan görmez olmuş. Sonra buluşamamışlar hiç. Ve buraların rengi de hep böyle solmuş. Ne kuşlar gelmiş bir daha ne de renkli çiçekler açmış. Bu şekilde soluk, yeşil camlar kalmış sadece. Niye ağlıyormuş ki o kadar? Ne derdi varmış? Kavuşamamışlar çünkü. Niye ama? Annesi kızı oğlana vermemiş. Kız da ağlıya ağlıya kör olmuş işte. Neyse tabii hikayenin sonu çok kötü bitiyor böyle. Ama buraya Alacavadi demelerinin sebebi de bu hikayeymiş. Zamanında bu elbise gibi rengarenkmiş buralar. Demek ki neymiş anne? Aşk olmayınca her şey solanzi. Ama hayatta aşk olunca her şey rengarenk olmuyor mu anne? Aynen öyle güzel kızım. Aliye teyzeciğim, ben de su böreği yapmıştım. Sen su böreği yaptın. Hı hı. Çok severim de. Bu adada sadece ben yaparım en iyi su böreğini. Herkes benim su böreğimi çok severek yer. Hep yapmam için heyecanla beklerler. En iyi ben yaparım bu böreği. Ya, Aliye teyze, bundan sonra beraber yaparız işte, olmaz mı? Sen dün mutfağıma bunun tarifini çalmak için geldin, öyle mi? Evet, ben hoşunuza gider diye size sürpriz yapmak istemiştim. Neriman, sana söylüyorum, bu hırsızı derhal dışarı at. Yeter Aliye, sakin ol, yeter.
Gerek yok, ben çıkarım. Çok üzgünüm. Ay, teyze hoşum benim ya. Hollywood yıldızları gibisin. Çok güzel. Acaba set kurduyken şu anda fotoğraf çektirsen bende ha? Böyle hashtag Görkem African Blue nasıl? Zeynep, bak daha da Poyraz'a tavır alırsan vallahi sana hiçbir şey söylemiyorum ha. Sen karışma bana, o iş başka, bu iş başka. Ne zaman yayınlanacak bunlar? Önümüzdeki hafta. İyi. Sen sermaye yollarsın, o da bana yollar. Yani ben bir bakarım, aralarından seçerim. Yani sen öyle kafana göre seçemezsin tabii. Tabii tabii, nasıl istersiniz. Tamam. Hepinizin eline sağlık. Çok güzel çalışma oldu. Görüşürüz. Öyle hemen gidemezsin. Yarın sabah seni buradan tekrar istiyorum. Çünkü beni çekiyorsun. Anlatabildim mi? Konsepti Afrika savanası. Görkem aslan avında. Ellerine sağlık Poyraz abim, bayıldık. Hadi. Hadi toplanıyoruz, hadi. Ya anne ya. Baksana her şeyi Haziran abla için yapmış. Aşk çok güzel bir şey değil mi? Çok. Benim ufacık bir işim var. Akşam görüşürüz, tamam? Hadi bakalım. Aliye. Görmedin mi kızı? Eli ayağı titriyordu. Sırf sana kendini sevdirebilmek için. Bayılacak gibiydi. Dimdik durdu yine de. Ne yapayım yani? Ya gözleri şişmiş, uykusuz kalmış ki sana yetiştirebilmek, beğendirebilmek için. Kolaysın sanki sen de. Bunu biliyorsun sen de. Çabalamış, börek yapmış kız. Görmüyorsun ki, görmüyorsun. Benim gelinim bana bir bardak su getirmedi. Kız sana layık olabilmek için senin eve girip tarifine bakmayı bile göze aldı. İnsaf ya, yeter Aliye. Hala suratını asıyorsun Zeynep, inanmıyorum ya. Ay karışma sen bana. Hadi toplayalım da gidelim. Keçi kadın, keçi keçi. Ne oldu? Yetişemedin mi? Bitti mi? Zeki Uzundal, derginin sahibiyim. Poyraz nerede? Az önce gitti Poyraz. Çok uğraştı sizin için. Çok seviyor olmalı. Bayağı da emek verdi. Hayatta vermez diyordum. Bugüne kadar çektiği bütün negatiflerin haklarını bana verdi. Bunca yıl peşinden koştum, ikna edemedim. Yüz binlerce lira değerinde en az. Vallahi ne varsa aranızda bunun kıymetini bilin. Benden söylemesi. Böyle koyuyorum bunları. Kolay iş zaten. Bir iki güne kalmaz alışırsın. Selma teyzeye mi bakıyorsun? Yok. Siz sen nereden? Ben sadece öyle bakıyorum insanlara. Bu adanın küçük olduğunu hepimiz unutuyoruz değil mi? Tabii. Siz gençler için bu işler o kadar kolay ki. Yani seversiniz, beğenirsiniz, sevgili olursunuz. Bizim yaşta öyle değil. Vallahi bana da öyle değil Fatih abi. O işler her yaşta karışık. Ya niye inat ediyorsun? Ne inadı? Affedersin Fatih abi. Merhaba. Merhaba. Ben içerideyim. Ya dünden beri arıyorum, mesaj atıyorum. Ne açıyorsun, ne cevap veriyorsun? Gel birlikte çalışalım diyorum. Mutfağın başına geçersin. Olup biten her şeyin üstüne bir de gelip seninle çalışayım. Sen bunun olabileceğine inanıyor musun Alper ya? Ya burada mı çalışacaksın ha? Gerçekten bu mudur? Evet. Ne oldu ki? Ya saçmalama ya. Fatih abi ya. Böyle ilk günden kusura bakma. O işler gerçekten de her yaşta karışık. Benim anneme kimse çiçek almamış. Ben içeri gideyim. Yemeğe de çıkarmamış. Hediye falan da almamıştır muhtemelen.
Bak eğer annemi üzersen, eğer annemin canını sıkarsan, eğer onu hak ettiğini vermezsen seni bir kaşık suda boğarım. Sakın. Konuşma. Her şeyi bozarsın. Tamam. Gidin aranızda halledin. Ama bak gözüm üstünde. Fatih abi. Melisa, uğurlu geldin. Nehir izin verdi. Nehir izin verdi. Ben ne oldu anlamadım. Selma'yla yemeğe çıkacağım. Selma'mla. Şükürler olsun. Bari siz mutlu olun. Tebrikler Fatih abi. Hadi bakalım Batu. Sevdiğim kız beni sevsin. Hayır. Sevdiğim kıza hoş. Sevdiğim kıza nasıl açılırım? Açılırım. Evet. Bakalım neler var. Bir kıza açılmak isteyenlere 12 tavsiye. Hoşlandığınız kıza hemen açılın. Siz haber verin, biz sizin yerinize açılalım. Nasıl ya? Bakalım. Deniz altında evlilik teklifi. Yok. Su altında evlilik teklifi. Kapadokya'da balon. Hayır. Mars'a 2 kişilik bilet. Bu güzelmiş bu. Güzel. Böyle. Olur ya, ben yaparım bunu. Ziran. Ne yapıyorsun sen burada, iyi misin? Haraz, ben çok uğraştım. Ben gerçekten denedim, beni görmen lazım. Ben her şeyi yaptım ama elime yüzüme bulaştırdım. Dur, sakin ol. Neden bahsediyorsun, anlat bakalım. Gün vardı işte. Kadınlar vardı. Aliye teyze vardı. Böyle biz çay kahve falan içtik. Her şey yolunda gidiyordu. Ben de sonunda böreği çıkardım. Su böreği yaptım. Aliye teyzeninkine benzetmeye çalıştım. Beni sevsin diye, beğensin diye ama yine beni kovdu, yine bana kızdı. Horaz, gerçekten ben beni sevsin diye elimden gelen her şeyi yaptım. Tamam. Tamam sevgilim, tamam. Tamam, geçti. İkimiz de aynı şeyi yaşamışız. Nasıl yani? Ben de annene gittim. Bir dergi için fotoğraf çekimi ayarladım ona. Hem de kendi tasarımlarıyla. Fotoğraflarını çektim ama hiç memnun kalmadı. Yüzüme bile bakmadı. Biraz biz ne yapacağız? Aliye teyze benimle görüşmek istiyormuş. Görüşmek mi istiyor? Evet bak. Bir saate benim evimde o. Aliye. Tamam, o zaman çok da kötü geçmemiş bugün. Öyle mi dersin? Göreceğiz işte. Halledeyim mi? Bunu takarken altını kırmış usta. Hah. O yüzden hep takılır bu kapı. Alışırsın zamanla. İyi akşamlar. Başaracağım ben de, göreceksin.
Alper'e de söyle. İkiniz de göreceksiniz başaracağımı. Başarabileceğini biliyorum Biricik. De keşke bunu intikam için değil de kendin için yapsan. Ayrıca git Alper'e kendin söyle. Ben mecbur kalmadıkça konuşmuyorum onunla. Seni seçti o. Seni mutlu etmek istedi. Saçmalama. Git kendin sor istersen. Sen affet sana koşar sana. Zaten en başından beri onun bir suçu yok ki. Bana kızmalıydın sen. Kızdın da, haklıydın da. Ama baksana. Her şeyi sen başardın. Sen kazandın Biricik. Keyfini çıkar. Beş dakikanı alabilir miyim? İyi akşamlar. Gözlerini kaldır, şöyle yüzüme bak. Seninle güzel güzel bir konuşalım. Çok teşekkür ederim. Derki çekimi için. Yani belli ki çok uğraşmışsın. Çok mutlu oldum ben de. Hiç böyle bir şey yaşamamıştım gerçekten. Gururum okşandı. Yani bu yüzden tekrar sağ ol. Böreğini yedim. Eksikleri var. Ama çabalamışsın. Neden yaptığını anlıyorum. Takdir de ediyorum. Çünkü gözüme girmeye çalışıyorsun. Kendini bana sevdirmeye uğraşıyorsun. Herkes böyle yapmaz. Ama sen yapıyorsun. Hiç vazgeçmiyorsun. Bravo. Gönülden tebrik ediyorum seni. Haziran'ı daha iyi tanıman lazım. Hani çok az zaman geçti ya, onun için diyorum. O çok değişti buraya geldiğinden beri. Yani ada onu değiştirdi. Sen değiştirdin. Poyraz bugüne kadar gönlünü hiç kimseye kaptırmadı. Tecrübesiz diyebilirim bu konuda. Onun korkuları var. Bu adadan çıkamaz. Çıkmayacak da. Değişmek iyi tabii de... İnsan özü değişmiyor. Ya Haziran özünde çok farklı. Böyle yurt dışı hayalleri olan, ne bileyim kariyer planları yapan, işte gece lüks bir restorana, sinemaya, tiyatroya gitmek isteyen bir kız. Ya öyle bir kızım. Bunları unutma. Bir düşünsene. Bütün ömrün, hayatın bu adada geçecek. Burada ne büyürsün, ne küçülürsün. Sen daha yabancısın, bilmiyorsun. Buranın bir kışını yaşa. O zaman göreceksin burada yaşamak ne kadar zor. Hele bir şehirli için. Burada zaman sanki durur. Bütün bunları düşünmen gerek. Sen çok yürekli bir adamsın. Ya buna kuşku yok. Hırslısın, tuttuğunu koparıyorsun. Ama Poyraz... Haziran için yanlış insansın. Ben seni anlıyorum. Heyecanlısın. Hayallerin var. Poyraz'la mutlu olmak istiyorsun. Ama olamazsın. Çünkü sen doğru insan değilsin. Olamazsın da. Lütfen inadınızdan vazgeçin. Rica ediyorum. Sana bir babaanne olarak yalvarıyorum. Ne olur. Benim oğlumu bırak. Onun üzüldüğünü görmeye dayanamam ben. Çok acı çekerim. Lütfen. Lütfen. Ne istersen yaparım, ne istersen. Yeter ki onu bırak. Poyraz. Kızımı azat et. Bak o buralarda mutlu olamaz.
Ben biliyorum, ben tanıyorum kızımı, sen bilmiyorsun. Sizin bir geleceğiniz yok, olamaz. Bak, sağlığımı yitiriyorum. Ben ölürsem üzülür müsünüz? Ya da Zeynep'in başına bir şey gelmesinden pişmanlık duyar mısınız? Hep birlikte acı çekiyoruz. Lütfen bu acıya bir son verin. Lütfen. Lütfen. Sana yalvarıyorum. Gerçekten artık yapamıyorum. Benim dayanacak gücüm kalmadı. Yapamıyorum. Bak siz gençsiniz. Kim bilir daha neler yaşayacaksınız. Ama artık yıpratmayın. Bak bu kadar insana kıymayın Poyraz, yalvarıyorum. Ayrılın. Ayrılın. Diyelim ki seni affettim. Sonra ne olacak? Merhaba Biricik. Ya cevap ver, merak ediyorum. Annemin en büyük tembihiydi. Sakın birisini üzme. Ama üzdüm işte birilerini. Seni. Melisa'yı. Yaptım bir hata. Böyle olsun istemezdim. Gerçekten pişmanım. Ama bu hikayenin mutlu bir sonu yok. İlla ki birileri mutsuz olacak. Sorduğun sorunun cevabına gelirsek, ben Melisa'yı yıllardır seviyorum. Bazen böyle azaldı. Bazen çoğaldı. Bazen de uykuya daldı, yok oldu ama hep gerçekti. İşte gerçek bu. Ve benim bunun için yapabileceğim hiçbir şey yok. Seni de sevdim. Ama bu onu düşünmediğim zamandı. Onu düşünmeye başlayınca her şey yine sarpa sarmaya başladı. Dedim ya, bu hikayenin mutlu sonu yok. Ama emin olun, en mutsuzu ve en kaybedeni benim. Bravo şarj ya. Tam bitecek zamanı buldun. Melisa! Melisa! Melisa ne yapıyorsun? Melisa bak sakin. Melisa bir konuşalım mı ha? Bak her şey yoluna girecek gerçekten. Ya her şey üst üste geldi, çok haklısın yani. Ama ya ben ne diyeceğimi hiç bilmiyorum. Hiç ümidin kalmayınca belki o da başkasını sever diye başkasını sevmeye çalışıyorsun. Sevdiğini sanıyorsun. Ben seni seviyormuşum.
Hep seni sevmişim. Alper? Senin burada ne işin var? Asıl. Seni seçti o. Seni mutlu etmek istedi. Git kendin sor istersen. Sen affet sana koşar sana. Abi tam 9'da. 3 dakika var sanırım şu an. Aynen. Bak 3 dakika sonra, tamam mı? Ne geç ne erken. 3 dakika sonra. Tam 9. Tamam. Şimdi geliyor. Ben kapatıyorum abi. Tamam. Top sende. Halledersin. Hadi. Yine neyin peşindesin acaba? Ne haber? Ne haber Batu ya, Allah aşkına? Bütün yaşadıklarımın yorgunluğu var üstümde zaten. Ne haber? Tamam. Sorun değil. Yürüyelim mi biraz? Nereye? Bilmem. Şuraya mesela. Yani. İyi. Tabii işin içinde ben olunca herkes bir bit yeniği arıyor doğal olarak. Batu bak, gerçekten benim hiç uğraşacak gücüm yok. Ben kapattım o defterleri gerçekten. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum ya. Ayrıca Batu denince o mu var yani bir tek? Aa, yok canım, olur mu hiç? Batu fedakardır, sevgi doludur, yardımseverdir değil mi? Tamam bak, o konuda haklısın, evet. Ben sevmeyi öğrenemedim tam olarak. Bazen denedim sevmeyi ama gerçekten çok zor gelince bıraktım. Ama şimdi yeniden denemek istiyorum. Ama ya sevmek yani zoru görünce kaç, kolaya kalınca devam et falan gibi bir şey değil. Bir açma kapama tuşu yok ki yani bunun. Keşke olsa ama maalesef yok, açıldı mı kapanmıyor. Mesela ben Poyraz'ı 20 yıl bekledim. Öyle 2 günde unutabilir miyim? Mümkün mü böyle bir şey? Kapanmayacak mı yani? Ömür boyu o mu şimdi? Çok saçma değil mi? Anlamazsan saçma tabii. Ama sevmek öyle bir şey ki karşılığı olmasa da olur. Bir kitabı yok, kuralı yok, şartı yok. Sevmek için sadece sevmek yeterli. Karşılığı olmasa da olur. Neyse ya, bence kapayalım bu konuyu. Geleceğe bakmak bence her zaman için daha iyi. Bence sen çok şey bir kızsın. Yani nasıl diyeyim? Seni hayatın boyunca sevmeyecek birine tutulacak bir kız değilsin mesela. Senin değerini bilen biriyle çok daha mutlu olursun. Değerim ne ki benim? Ne işe yarıyorum ben bu hayatta? Bilmem. Bana iyi geliyorsun mesela.
Sonra güzelsin falan. Güzel miyim gerçekten? Hı hı. Güzelsin. Çok güzelsin. Bayağı güzelsin yani bence. Tabii yani benim fikrim bu. Gözlerin çok güzel. Güzel bakıyorsun. Gibi bakıyorsun. Güzel gidiyor gibi gidiyorsun. Çok farklısın. Sağ ol ya Batu. Sağ ol ama senden bu lafları arkadaşça duyacağıma Poyraz'ın aşkı söylemesi için gerçekten yapamayacağım çok az şey var. Gerçekten. Şimdi acısı çıkıyor. Hiçbir şey çare olmadı. Ne biz, ne aileleri. Hiç ayrılmayacaklar herhalde. Ben de Poyraz'ı seveceğim hep. Çünkü ne bileyim, öyle işte yani. Ne yapacağım ki başka? Nasıl geçti? Annen geldi. Herkes çok üzgün. Biz Poyraz. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Poyraz ya. Ya ne yapayım ben? Ne yapayım bana? Söyle ben kafayı yiyeceğim artık. Ne yapmam gerekiyor benim? Bilmiyorum tamam mı? Allah kahretsin ben de bilmiyorum tamam mı? Bilmiyorum. Ben seni çok seviyorum anladın mı? Ben seni çok seviyorum çok. Ben de seni çok seviyorum tamam mı? Ben de seni çok seviyorum anladın mı? Olmuyor işte. Olmuyor, biz ne yaparsak olmuyor, ne denersek olmuyor, hiçbir şey olmuyor. Ben seni üzemem Azira. Ben seni ailenden de ayıramam. Seni yalnız bırakamam. Ben sana İstanbul'daki hayatını sunamam. Thank you.
Ben bir şey demek istemiyorum. Hiçbir şey demek istemiyorum. Ben hiçbir şey demek istemiyorum. Ama zorundayım işte. Biliyorum. Biliyorum olmuyor. Olmayacak da biliyorum. O yüzden söyle. Tamam mı? Söyle kurtulalım çünkü benim dilim çok gülmüyor. Söyle bitsin hadi, söyle kurtulalım ne olursun hadi söyle. Söyle. Ayrılalım Azira. Özür dilerim. Ben sana verdiğim sözleri tutamadım. Ben sana daha iyisini yapamadım. Ben bir çare bulamadım Azira. Ya ben seni kaçıramam, kaçırıp götüremem. Nereye götüreyim ki ben seni? Ben ailemizi düşünüyorum. Ben onları düşünüyorum. Onların hayatını riske atamam. Affet beni. Olmaz. Tamam mı? Böyle severek olmaz, tamam mı? Benim senden nefret etmem lazım. Benim sana öfke duymam lazım. Benim sana kızmam lazım. Benim senden nefret etmem lazım. Özür. Ben senden nefret ediyorum. Hayır, nefret ediyorum. Hayır, bu gerçek değil. Hayır. Hayır. Yapma. Böyle olacak, tamam mı? Sen aramayacaksın, sormayacaksın. Benim yüz görüşmeyeceğiz, tamam mı? Yoksa başka türlü olmayacak. Azira yapma! Yapma bunu bize. Böyle olmaz bu. Evet, böyle olacak. Anladın mı? Böyle olacak. Biz bir daha birbirimizin gözüne bakmayacağız, anladın mı? Yoksa ben yapamam. Ben kaldıramam, anladın mı Poyraz? Sen söz ver bana, tamam mı? Söz vereceksin sen bana. Bir daha evime gelmeyeceksin, sormayacaksın. Sen benim gözlerime bakmayacaksın, tamam mı? Sen sevmeyeceksin beni. Sevmeyeceksin beni çünkü ben seni sevmeyeceğim. Ben seni sevmemek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben seni sevmemek için. Alışacağım yokluğuna, tamam mı? Hayatıma devam edeceğim. Bilmiyorum nasıl yapacağım ama ben bunu yapacağım ve sen de buna engel olmayacaksın. Söz ver. Söz ver, engel olmayacaksın. Poyraz, buna söz ver. Tamam. Tamam. Söz. Söz veriyorum, tamam, söz. Söz. Şimdi son gün öp beni. Gün alır sessiz. Büyür yanımda. Gün olur sensiz, utanıp